Efendim merhabalar, iyi günler diliyoruz. CT Haber televizyonu stüdyolarında hepinize sevgi ve muhabbetler diliyoruz. Her perşembe saat 21.45'te canlı gündem programıyla sizlerle olacağız. Bugün 25 Mart, hain bir kumpasla hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıldönümü. Yaşantısıyla, söylemleriyle, en önemlisi dik duruşuyla örnek aldığım koca yürekli adam gibi adamlardan biri olan Muhsin Reis'i konuşacağız. Canlı gündemde konuğumuz Nevşehir Alperen Ocakları Başkanı Ramazan Kalkan. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk Can Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Ramazan Kalkan. Nevşehir Alperen Ocakları Başkanıyım. 87'de doğumluyum. Nevşehir doğumluyum. Bu memleketin öz evladıyım. Bir özel şirkette çalışıyorum. Evet. Ocak faaliyetlerimizi yürütüyoruz bu arada. Kendimizden fedakarlık ediyoruz. Yaşantımızdan, hayatımızdan, ailemizden fedakarlık edip ocak faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz bir yandan da. Peki, tekrar hoş geldiniz hoş diyorum yayınımıza. Şimdi bir VTR'miz var başkanım. Onu birlikte izleyelim. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu'nu konuşacağız inşallah. Tamam Can Bey. İnsan nereden bakarsa onu görür. Kimileri için baktığı şey dokunabildiği bir boşluktur. Kimileri için yetinilmesi, kimileri içinse sorgulanması gereken bir yokluk. Kimileri kayıtsız kalır o yokluğa, kimileri için o yokluk bütün bir hayatın amacı olur. Büyümeye zaman yoktu. Aceleci bir hayata doğmuş, erken olgunlaşmak zorunda kalmıştı. O da her çocuk gibi okumak istiyorum diyordu. Ama onun okul hayaliyle arasında 6 kilometrelik bir yol uzanıyordu. Bu mesafenin aşılması onu erken bir seçim yapmakla karşı karşıya bıraktı. Ortaokul yıllarında kimi akrabaların yanında, kimi ise tek başına kaldı. Bundan olsa gerek, İlk şiirlerini de çocuk sayılabilecek bu yaşlarda kaleme aldı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun rahmetle anılacağı bir geleceğe büyümesi için işte böyle bir çocukluğu geride bırakması gerekti. Aramızda bir 4 yaş fark var. Ben ondan büyüdüm ama o benim abim idi. Babamızdı, her şeyimizdi. Babam benim süper kahramanımdı. Çünkü her şeye yetişebilir. Hiç yorulmaz. İstediğiniz her şeyi yapabileceğini biliyorsunuz. Neden hiç yorulmaz? Dediğim gibi babamı ben ne doğru düzgün yemek yediğini görürdüm. Ne uyku uyuduğunu görürdüm. Dolayısıyla gözünüz de o yüzden çok farklı bir yere taşınıyor. Eve geldiğinde kapıyı zilini çalışından anlardık. Çaldığında kapıyı ziline bir kere basar, sonra kapıya parmaklarıyla tıklardı. Tabii kapıyı açtığımda ilk karşımda liderimi, genel başkanımı görürdüm. Tabii ayakkabısını ve ceketini çıkarttıktan sonra o artık ailenin reisi, babasıydı. Lise yıllarına geldiğinde Şarkış'la Genç Ülkücüler Teşkilatı'nın yönetimindeydi. Okulun duvar gazetesine yazılar yazıyor, Türk Birliği hayaline giden yolda fikirlerini ete kemiğe bürüyordu. Dergilerde yazı yazıyordum. Babama o dergideki yazımı okuttukları zaman babam dedi ki, oğlum dedi, buraya yazı yazmışım. Türkiye'nin dışında 250 milyon Türk olduğunu söylüyorsun. Doğru mu dedi? Evet baba dedim. Türkiye'mizin dışında da 250 milyon Türk var. Nerede bunlar dedi. Baba esir onlar. Bir gün Rusya dağılır, onlar da hür olur, onlarla buluşuruz dedim. Hayatının en uzun yürüyüşü bu yıllarda başladı. Alparslan Türkeş'le 1969'da kesişen yolları uzun soluklu bir dava arkadaşlığının başlangıcı olacaktı. ...70'lere gelindiğinde Türkiye yeni bir dönemden geçiyordu. Öğrenci hareketleri ivme kazanıyor, üniversiteler öfkeli kalabalıkların çatışmalarına sahne oluyordu.
12 Eylül'ün en karışık olduğu dönemlerde, çatışmanın en hızlı ve yoğun olduğu dönemlerde çıkıp işte en önemli o dönemin Sağ Gençlik Teşkilatı'nın başkanı çıkıp diyor ki eller silah değil kalem tutmalı. Şimdi bunu herkes söyleyemez. Ne var ki söz susmuş, kaba kuvvet alabildiğince konuşturulur olmuştu. Türkiye bir şeylere hazırlanıyor. Sağ ve sol gençler karşı karşıya getirilerek ağır bedeller ödenecek bir sürecin fitili ateşleniyordu. Muhsin Yazıcıoğlu henüz 22 yaşındayken önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, ardından da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 12 Eylül dönemine gelindiğinde Yazıcıoğlu için bu sorumluluk siyasi olduğu kadar insani bir sınavdan da geçmek demekti. Muhsin Başkan bir hareketin militanlığı olarak çok yatkın bir fiziki vardı. Fakat bir taraftan da çok hassas ve inceydi. Bir ülküdaşımızın öldüğündeki üzüldüğünü soldan ölen bir insan için de duyabiliyordu ve duyuyordu. Kendisine yurt dışına çıkma teklif edildiğinde, hayır arkadaşlarım burada yargılanırken, işkence görürken ben yurt dışına çıkamam diye bunu elinin tersiyle iten bir Muhsin Yazıcıoğlu var. Kardeşim, ilk önce arayacakları isimlerden birisi sen olursun. Sen bu davanın en önemli liderlerinden birisisin. Bir an önce senin yurt dışına gelmen için süratle sen oradan biz buradan bir şeyler yapalım dedim. O zaman hemen yurt dışına çıkaramayacağımız arkadaşlarımızı, ülküdaşlarımızı yüzüstü bırakmış olmaz mıyız? Yazıcıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü Kuruluşlar davası nedeniyle tutuklanacak, hayatının bundan sonraki 5,5 yılını 2,5 metrekarelik C5 koğuşunda geçirecekti. Vicdanı iğdiş eden işkenceler, insanlığı yok sayan zulümler bu duvarların arkasında yaşanacak, sağcısı solcusuyla tüm fikirler kurulan işkencehanelerden geçecekti. Yazıcıoğlu, 5,5 yılı hücrede olmak üzere toplam 7,5 yıllık tutukluluk süresince tüm yaşananlara şahitlik edecek, kendi ifadesiyle o dönemi bir neslin yok edilmesi olarak tarif edecekti. 70'lerin son yarısı Türkiye'de acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla, solcusuyla bu zararı gördük. İstemediğimiz halde o çatışmanın içerisinde karşılıklı zararlar gördük. Belki o gençliğin içinde bugün şair, yazar, bilim adamı, mühendis olarak, siyasetçi olarak çok önemli yerlerde görebileceğimiz insanlar vardı. Fidan gibi gençler gitti. Yazıcıoğlu için C5 koğuşunda yaşananlar, Türkiye üzerine oynanan oyunların delili niteliğindeydi. Peki bu kavga neyin nesiydi? Tüm bu yaşananlar kimlere hizmet etti? Bu soru önemliydi. Çünkü Yazıcıoğlu için siyaset bir güç yarışı değil, kendinden feragat edebilmeyi bilmekti. İnsanı merkez alan duruşuyla zaten Muhsin Başkan'ın elinden başka türlüsü de gelmezdi. Arkadaşlar, siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz. Bir benlik kavgası olarak değil, feragat ve diğergamlık olarak görüyoruz. Farz-ı kifaye olduğuna inanıyoruz. Farz-ı kifayenin bize düştüğünü gördüğümüz için bugün bu meydandayız. Yazıcıoğlu siyasi hayatı boyunca dik duruşundan hiç ödün vermedi. Ne darbelere boyun eğdi, ne lider sultalığına rıza gösterdi. O hep millet iradesini önceledi, tüm siyasi çizgisini millete göre belirledi. Hizmetin yolu siyasetse siyaset dedi, MCP'ye girdi.
görüş ayrılıkları baş gösterince kendi yolunu çizdi. Çünkü amacı siyaset yapmaktan çok vicdaniydi. Çünkü o hep adaleti, merhameti önceledi. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşu da böylesi bir idealin neticesiydi. Siyasi yaşamına artık Büyük Birlik Partisi ile devam edecekti. İlkeli duruşu, sımsıkı sarıldığı değerleriyle Türk siyasi tarihine yeni bir not düşecekti. Çoğulculuk dedi, çokluğu birliğe giden yol olarak gördü. Türk'ü Kürt'üyle, Alevi'si Sünnisi'yle biz birlikte milletiz dedi. Tüm millete karşı tarihin yüklediği sorumluluğu kendisine vazife edindi. İnandığı yolda gitti, bedeli neyse öderim dedi. Tam demokratik bir siyasi hareket, milliyetçi, maneviyatçı ve tam demokratik bir siyasi hayat, insan haklarını önceleyen ve toplumumuzun temel değerlerini önceleyen bir siyasi hareket başlattığını fark ettiler, bunu gördüler. Ama tabii menfaatler Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında yer almalarını engelledi bazılarının. Ya da Muhsin Yazıcıoğlu'nun o olumlu taraflarını, güzel taraflarını, doğru taraflarını toplumla buluşturmadılar. Çünkü buluştuğu anda bir çığın geleceğini ve bir kar topuna dönüşeceğini pekala biliyorlardı. Onun için toplumun geniş kitleler tarafından anlaşılamadı ya da anlaşılsa da desteklenmedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu başkanıydı. Ama o başkan olmaktan daha çok kiminin abisi, kiminin babasıydı. Dosttu, arkadaştı. Uzanan el, yaslanacak omuz, yol gidilecek insandı. Gözlerinin gerçekten içi ışıldayan biriydi. Çok sabırlı bir insandı. Çok farklı bir insandı. Kendinden çok başkaları için yaşayan bir insandı Muhsin Başkan. Pek kimse bilmez. Muhsin Yazıcıoğlu'nun pek çok yardım ettiği aile vardı. Hatta yurt dışında okuttuğu ya da Türkiye içinde okuttuğu, bursunu bizzat kendisi vererek okuttuğu öğrenciler vardı. Kendi evinin, ailesinin rızkından önce ya da giderlerinden önce, ihtiyaçlarından önce işte o kimsesiz ihtiyaç sahibi ya da okuması gerekiyor mutlaka zeki bir öğrenci, onun ihtiyaçlarını daha da öncelerdi. O herkesi yüreğine sığdıracak bir insandı. Gerçekten insandı, insan değerleri kendisine barındıran, siyasi görüşlerin ötesinde bütün herkesi kucaklayabilecek bir vicdana da sahipti. Gerçekten vicdan sahibi bir insandı. İşte bu yüzden 25 Mart'ta gelen o demirden ölüm, askeri sivili, kadını erkeği, Alevisi Sünnisiyle tüm Türkiye'nin kalbine inmişti. Şehadete yürüdü Koca Reis. Geride bıraktığı onlarca soru ve milyonların duasıyla. Mahşerdi ona veda. Son görev için yüz binler aktı Ankara'ya. Orada ne öfke ne kin vardı. Helalleşmek için oradaydı herkes. Kimlikler silinmiş, geriye insanlık kalmıştı. Kimi Kabe'den örtü, kimi Kerkük'ten, Azerbaycan'dan toprak getirdi. Etten bir yürekti adeta çevresi. Halkının bağrında buzları çözülürken gidişi herkesi birleştirmişti. Çünkü herkes onu kendinden biliyor, o bizdendi diyordu. Koca Reis, birlik adına yaşadığı hayattan yaşadığı gibi dolu dolu uğurlanıyordu. Alperenlerin piri Taceddin Sultan'ın yanındaydı artık. O, zevkli bir başlangıcı hazırlarken kendini bir kez daha sonsuzluğun sahibine sesleniyordu. Bir coşku var içimde bugün, kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerleri özlüyorum.
Gözlerim parke parke taş duvarlarda. Açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi, sana ulaşmak istiyorum. Evet, VTR'mizi izledik. Yine duygusallaştık. Evet. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. Bu ülkede birçok çınar var. Bunlardan biri de Muhsin Yazıcıoğlu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Ramazan Başkan, peki Muhsin Yazıcıoğlu deyince sizin aklınıza ne geliyor? Muhsin Yazıcıoğlu fakir bir ailenin evlatlarından biriydi. Çocuk yaşlarda okumak için okumak azmiyle köyünden uzak bir okula her gün 5,5 kilometrelik yolu yürüyerek gidip geliyordu. Her gün. Tabii bu yürürken de boş yürümüyordu. Sürekli bir vicdan muhasebesi halindeydi. Muhsin Yazıcıoğlu çünkü boş bir insan değildi. Evet. Ve şunu düşünüyordu. 30-35 senede kendisini yenilemiş, vaktiyle yerle bir olmuş Almanya, Japonya, kendi ülkemizden kendi vatandaşlarımızı, öz Türk'ün evlatlarını işçi olarak Avrupa'ya götürüyorlar da diyordu. Benim Anadolu insanım neden hala bir lokma ekmeğe muhtaç halde yaşıyordu diye bunun hesabı içerisindeydi. Ve o yüzden azimli bir yol hikayesi vardır Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Çamurlu yollardan giderken tabii zorlu yollardan geçiyor. Üstü hali perişan oluyor. Okula gidiyor. Öğretmeni Muhsin Yazıcıoğlu'nun iş durumunu bilmediği için, o kadar yolu yürüdüğünü bilmediği için Muhsin Yazıcıoğlu'na kızıyor. Bu halin ne diyor çocuk diyor. Amerikan kovboylarına dönmüşsün diyor. Şu üstünün başının haline bir bak diyor. Böyle deyince Muhsin Yazıcıoğlu biraz sinirleniyor. Öğretmenim ben diyor Amerikalı değil Türk'üm diyor. Ve 14 yaşında mücadeleye başlıyor. Okulun duvar gazetesini çıkarmaya başlıyor Muhsin Yazıcıoğlu. Hı hı. Ve şunu yazıyor. Yurt dışında diyor 250 milyon esir Türk vardır diyor. Ve bu yazıyı babası okuyor. Babası diyor ki evladım yurt dışında 250 milyon esir Türk varmışsın bunlar nerede bu doğru mu diyor. Doğru baba diyor. Nerede diyor sınırlarımızın ötesinde diyor. Ve bu Türk dünyasıyla birleşip kaynaşma hayali var Muhsin Yazıcıoğlu'nun. Daha çocuk yaşlarda başlıyor. Tabii liseli yıllarda özlemini duyduğu bu harekete Genç Ülkücüler Teşkilatı'na giriyor Muhsin Yazıcıoğlu. Arkadaşlarıyla beraber mücadelesine başlıyor. Daha sonra üniversite yıllarında Ankara Üniversitesi'nde Ocak Genel Başkan Yardımcılığı görevini alıyor. Daha sonra da Ocak Genel Başkanlığı yapıyor Muhsin Yazıcıoğlu. Ve 80 darbesiyle sağ sol davalarının hızlı olduğu dönemlerde Muhsin Yazıcıoğlu milliyetçilik davasından, ülkücülük davasından hapse alınıyor. Ve arkadaşları diyor ki işte Muhsin Başkan seni diyor yurt dışına götürelim. Bir şekilde seni çıkaralım buradan diyorlar. Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle hayır diyor yani bunu kabul etmiyor. Cezaevinden çıkmayı kabul etmiyor. Aynen. Neden diyorlar Muhsin Yazıcıoğlu'na? Neden bunu kabul etmiyorsunuz? Yurt dışına çıkabilecek durumdasınız. Yani öyle bir konumunuz var. Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki ben yurt dışına çıkabilirim ama ya diyor yurt dışına çıkaramadığımız ülkücülerin diyor vebalini ben nasıl alırım diyor. Çıkaramadığımız insanların hesabını ben nasıl veririm diyor. Ve
işkenceye razı oluyor. 5,5 yılı hücrede olmak üzere 7,5 yıl hapis yatıyor. Günlerce gözleri açılmadan işkencelere maruz kalıyor. Mahremi yerleri açık ibadetini yapıyor. Hiçbir şekilde namazından vazgeçmiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'na sorduklarında hiç mi diyor acı duymadınız diyor. Bu işkenceler size yapılırken diyor. Muhsin Başkan da diyor ki bu işkenceler yapılırken diyor hiç acı duymadım. Niye diye soracak olursanız diyor. Peygamber Efendimizin diyor yaşadıkları aklıma geldi diyor. Sabrettim diyor. Yani düşünün. Peygamber Efendimiz de İslamiyet'i zor şartlarda yaymıştır. Birkaç kişiyle yola çıkmıştır. Muhsin Başkan da aynı şekilde bir peygambere aşığıdır. Muhsin Yazıcıoğlu dinine bağlı, örfüne, adetine, geleneğine, göreneğine bağlı bir insandır. Ve örnek alınacak ülkücü bir liderdir. Tabi başkan, mesela benim gördüğüm bir video vardı mesela. Makam arabasında, makam koltuğunda evet. Otururken namazını kılarken kapıyı açıyor koruması. Evet. Ve namaz kıldığı görünüyor. Gerçekten dini evet. Vecibelerini yerine getirdiğini biz de şahitlik olduk. Peki Nevşehir'de veya başka yerde Muhsin Başkan yaşarken hiç bir araya geldiğiniz oldu mu? Yani hiç gördünüz mü? Rahmetliyle tanışmak bize nasip olmadı ama Allah'a şükür onun davasını yürütme görevi, şerefi, onuru bize nasip oldu. Hı hı. Şimdi insanlar şöyle sorular sorabiliyorlar bize. İşte ölmüş bir insanın diyorlar arkasından gidiyorsunuz kardeşim. İşte Muhsin Yazıcıoğlu ölmüştür. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu bir mitinginde vatandaşları bağırıyor. Muhsin nerede diyor, biz oradayız diyorlar. Muhsin Başkan da hayır diyor, yanlış diyor. Bu cümleniz yanlış. Evet. Hak nerede, biz oradayız diyeceksiniz diyor. Çünkü insanoğlu Muhsin nerede diyor, hata yapabilir. Ben de hata yapabilirim diyor. Evet. Hata yaparsam diyor beni diyor düzeltin. Düzelmeyecek gibisem beni terk edin diyor. Neden? Davasına sarılmıştır Muhsin Yazıcıoğlu. Türk İslam sentezine sarılmıştır. Nizam-ı Alem ülküsüne sarılmıştır. Evet. Ve dava ruhuyla yürüdüğü için biz de onun davasına sahip çıkıyoruz bugün. Ve gençlerimizi de o yönde elimizden geleni, gayreti göstereceğiz. Peki başkanım, 25'i hafta içine geldiği için siz hafta sonu bir mevlid simitleri dağıtarak evet. Muhsin Başkan'ı andınız. Orada bir konuşmanız vardı. Evet. Bu imamlarla ilgili bir konuşmanız vardı ve Nevşehir'de özellikle bu konuşma çok önem gördü. Evet. Ne demek istediniz aslında siz orada? Şimdi biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Biraz reklamsız çalıştığımız için bizler memleketin sorunlarını, insanların problemlerini, yaşayışlarını, nerede ne yaptıklarını çok iyi biliyoruz. Çünkü bizler uyumuyoruz. Ve biz ilk göreve geldiğim günden beri ben bu memleketin sorunlarına, çilesine talip olacağıma söz verdim. Ve gene sözümün arkasındayım. Bu yüzden gençlerimize bakıyoruz. Ya uyuşturucu müptelası olmuş ya da soruyoruz. Yani insanlar artık şu moda haline gelmiş. Yani dinin ne diyoruz? Herhangi bir dine mensup değilim diyor. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Yani Siyonistler gelip Nevşehir gibi milliyetçi, maneviyatçı, muhafazakar bir memlekette bu kadar insanların dinine sarılabiliyorsa bunda başta imamların sorunu var. Ve büyük bir vebali var. Tabii bizlerin de sorumluluğu var. Bizler için de bir vebaldir. Ve bunun için ben susmayacağım yani. Dün de susmadım, bugün de susmayacağım. Çünkü bir yerde bir hata varsa bunları düzeltmek bizim görevimiz ve yetkililerin görevi. Özellikle de din tahsis eden imamların görevi. Bu gençlerimize ne yapılacak? Önce imanı aşılanacak. İmanı olmayan bir gencin vatan bilinci de olmaz. Millet sevinci de olmaz. Hiçbir şeysi olmaz. Yarını olmaz. Peki başkanım, Muhsin Başkan yaşasaydı bu dönemde ne yapardı? Neler olurdu? Ne derdi imamlara mesela? Muhsin Yazıcıoğlu bugüne kadar olması gerekeni yapmıştır. Yani herhangi bir sistemin adamı olmamıştır. Evet.
Bu dönemde de ne gerekiyorsa imamlardan da lafını esirgeyecek bir insan değildi. Devlet adamlarından da lafını esirgeyecek bir adam değildi. Veya dış güçlerden veya terör güçlerinden lafını çekecek bir insan da değildi. Hatırlarsanız bir Tunceli olayı vardır. Bir çocuk kaçırılması olayı vardır. Evet. Ahmet Türk'le yaşadığı bir olay vardır Muhsin Başkan'ın. Ve çocuk 2 saatte evine dönmüştür. Neden? Muhsin Yazıcıoğlu'nda sadece Allah korkusu vardır. Hiçbir güce eğilmemiştir bugüne kadar. Rahmetli olduğu güne kadar 55 yıllık bir mücadele hayatında bir gün için yalpalamadan yürümüştür. Sözlerinde ne anlaşılıyor? Dik duracağız, düz yürüyeceğiz, doğru söyleyeceğiz diyor. Yani onun için bazı şeylere de eğilmediğini biliyoruz. Bugünümüz şartında da bu kadar olayın büyüyeceğini zannetmiyorum. Muhsin Başkan olsaydı. Evet. Peki Muhsin Yazıcıoğlu'nun Nevşehir'de de bir arkadaşı, kardeşi vardı biliyorsunuz Abdullah Çatlı diye. Evet. Abdullah Çatlı'yla ilgili ne söylemek istersiniz programda? Abdullah Çatlı bu memleketten yeterince değerini görememiş bir vatan evladıdır. Bizler de onun aziz hatırasına sahip çıkmak üzere bir yola çıktık. Evet. En azından dedik ki işte isim hakkını Nevşehir'in güzel bir caddesinde yaşatalım dedik. Evet. Nasıl geçmiş oldu? Dönemlerde benden önceki arkadaşımız uğraştı. Hı hı. Bir sonuç alamadılar. Bizler de mücadelemizi verdik. Eski başkan Rasim Arı Beyefendi ile görüştük. Evet. Bize söz vermişti. Söz dedi yani 2021 yılı içerisinde ismini vereceğim demişti. Ama şu an mevcut belediye başkanımızla alakalı bu konu hakkında bir şey görüşmedik. Hiçbir görüşme yapmadık. Görüşme yapmadık. Talep edip de cevap mı bulamadık? Talep edeceğiz. Edeceksiniz. Yakın zamanda. Bunun da bilgisini vereyim. Hı hı. Çünkü yarım bırakılmış bir iş. Yani koltuktan gidenlerin yapacakları işler yarıda kalmamalı bence. Hı hı. Devletin işleri tıkır tıkır işlemesi gerekiyor. Evet. Bugün Ahmet gelir, yarın Mehmet gelir. Yapılacak işler yapılması gerekir. Yani olması gereken neyse onun olması gerekir. Bu da bir vefa borcudur. Bunun da ödenmesi gerekiyor. Yani çok bir şey beklenmiyor bu memleketten. Hiçbir şey istenmiyor. Makam istenmiyor, para istenmiyor. Hiçbir menfaat beklentisi yok. Sadece istenilen Abdullah Çatlı'nın bu memleket için fedakar olmuş bir insanın kahramanlık belgesinin verilmesi. Sadece bu. Bir isim vermek çok da zor olduğunu zannetmiyorum. Yani benim bildiğim Nevşehir'de Alparslan Türkeş ismi var. Var. Muhsin Yazıcıoğlu evet. ismi var Çatlı'da sokaklarda. Evet. Yani Abdullah Çatlı'yı sizce neden verilmiyor? Yani bir de acaba biz hep şunu diyoruz, Nevşehir değerine sahip çıkmıyor. Yani biz şurada televizyon aşkına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama herkesten evet. şunu duyuyoruz, ya bu işlemez. Ya da bir iş yeri açmaya çalışıyorlar, 3 ayda batarız. Evet. Hep böyle bir değere sahip çıkamama diye bir kısır sorunumuz var Nevşehir maalesef. Evet. Sizce bundan mı kaynaklanıyor yoksa daha başka şeyler de var mı? Şimdi memleketimiz bir evladına sahip çıkamıyor. Bir sahiplenme sorunu var. Mesela biz Abdullah Çatlı olayına uğraşıyoruz. Evet. İsim hakkını almak için mücadele veriyoruz. Haklı bir mücadele veriyoruz. Çünkü bu memleketin yetiştirdiği öz evladı. Bu memleket için can vermiştir. O da Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir suikaste kurban gitmiştir. Daha hala sır perdesi aralanmış değildir Abdullah Çatlı olayında. Ama Hacı Bektaş'ta bir DHKPC'linin ismi hiç kimseye sorulmadan verilebiliyor. Yani bizler sorduğumuzda Abdullah Çatlı ismi neden verilmiyor dediğimizde işte yok ulusal basın farklı konuşuyor, yerel basın farklı konuşuyor gibi söylemlerde bulunuyorlar. Evet. Ben de şunu soruyorum. Bizler kendi evladımıza sahip çıkamazsak dışarıdaki insanlar hiçbir şekilde sahip çıkmaz. Tabii ki önümüze engeller koyarlar.
Tabii ki mücadelemizde bize destek değil, köstek olurlar. Öncelikle bu memleketten bir duyarlılık bekliyorum. Her konuda. Sadece bu isim olayında değil. Vatandaşlarımızla alakalı birçok konuda, mesela memleketimizde insanların ellerini taşın altına koyamadığını görüyoruz. Bu da bizi üzüyor tabii. Ama mücadeleye devam edilecek. İşin özü bu. Peki başkanım, Abdullah Çatlı ile ilgili bir imza kampanyası yaptınız. İmzalarda verirken vatandaşların çekimsel olduğu oldu mu? Biz mesela insanları konuşturmak için sokak röportajları yapıyoruz CT Haber TV ve CT Haber olarak. Bu sokak röportajlarında insanlar konuşmamaya daha dikkat ediyor veya konuşmamaya çalışıyor. Siz de bu imza toplarken böyle sıkıntılar yaşadınız mı? Şimdi bizler de tabii ki bu sorunlarla karşılaştık. İnsanlar yani genel olarak neyden korkuyorlar, neyden çekiniyorlar bilmiyoruz. Fakat bizlere de kısım kısım vatandaşlarımızdan veya başkaca kişilerden gerek tehdit babında, gerek tavsiye babında sözler işittik. Neler mesela bunlar? Mesela vatandaşın bir tanesi bu işlerle fazla uğraşmamam gerektiğini söyledi. Yani neden diye sorduk. İyi bir şey olmaz dedi yani sizin adınıza. Yani, işte mücadeleniz engellenir dedi. Yani dik durmak, haksızlıklara karşı konuşmak. Yani bunlar... Günümüzde dik durmak, doğru söylemek, doğru olanı yapmak veya memleket faydasına bir şeyler yapmak şu an için suç. Neden suç? İnsanlar bir yerlere yükselirlerken, memleketini bir yere yükseltirken, feraha kavuşturmaya çalışırken veya memleketine bir çivi çakarken buna sürekli engel olunuyor. Bunun nedenini de hala çözmüş değiliz. Nevşehir'de bu biraz daha fazla mı sizce diğer illere göre? Şimdi memleketimiz sizin de bildiğiniz üzere dedikodu şehri. Evet. Yani sürekli bir şeyler yani engellemeler, dayatmalar, baskılar, tehditler ama biz bunların dışındayız. Bunu buradan herkes bilsin. Şöyle dışındayız. Ben doğru bildiği bir şey yapmaktan bugüne kadar hiç geri durmadım. Rahmetli genel başkanım da geri durmamış. Yani onunla beraber yol yürüyen insanlara ben rastladığım zaman konuşacağım kelimeler sınırlıdır. Sadece Muhsin Yazıcıoğlu'nu anlatmasını isterim. Muhsin Yazıcıoğlu ne yapmıştır? Muhsin Yazıcıoğlu hangi konuda ne tavır sergilemiştir? Ben bunların diyaloğuna girerim. Bunların sohbetlerini dinlerim. Bu yüzden de Muhsin Yazıcıoğlu'nun anladığımız, aldığımız tavrı budur. Doğru bildiği her işi yapmıştır. Bedelini de ödemiştir. Gerek hayatıyla ödemiştir, gerek yaşantısıyla fedakarlık yapmıştır. Yani bir şekilde gençliğini vermiştir. Hapishanelerde ömrü geçmiştir, işkencelere maruz olmuştur ama doğru bildiğinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Bizler de bu memleket yararına elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa hepsinde varız ve hepsinde yapmaya çalışacağız. Bunu da söyleyeyim size. Peki başkanım, Alperen Ocakları Başkanlığı nereden aklınıza geldi? Neden Alperen Ocakları Başkanlığı'nı seçtiniz? Ya da bu görev size birileri tarafından mı verildi, siz mi talep ettiniz? Nasıl oldu bu? İlk başlangıç nasıl başladı? Şimdi ben de fakir bir ailenin 3 evladından en büyük olanıyım. Babam genç yaşta rahmetli oldu. Allah razı. Ardından annem rahmetli oldu. Kardeşlerimi bir yere getirmek için mücadele verdim. Okumaları için elimden geleni yaptık. Gerek sıkıntılarını çektim. Yani Muhsin Yazıcıoğlu da rahat bir insan olmadığını bildiğim için yaşam tarzı, sıkıntıları, zorlukları beni cezbetti. Benim burada olmam gerekiyor dedim yani kendi kendime. Benim bugüne kadar, yaşım 34, bugüne kadar ömrüm mücadeleyle geçti. Ömrüm sıkıntılarla geçti. Ama Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının yanında bizim hayatımız bir hiç. O da bir gün aman dememiştir. Allah'a şükür ben de demedim.
Bu yüzden de kendi gönül rızamla bu görevi talep ettim, istedim ve bunun da onurunu yaşıyorum bugün. Bu bayrağı da ileri götürene dek bizler hiçbir devlet imkanından faydalanmıyoruz. 28 yıldır. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bunu tasvip etmiyordu. Bizler kendi rızkımızdan kesip, kendi nafakamızdan kesip ocak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Bu yüzden de mücadeleyi bu şekilde sürdürmek benim boynumun borcudur. Peki 2021 yılına girdiğimizde biraz çalışmalar yaptınız ocakla ilgili. Evet. Neler yaptınız? Bunları da anlatın. Şimdi öncelikle ocağımızın içini yeniledik. Tabii katılımcı sayımız arttı. Şimdi öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız. Ben bunu baştan söylemiştim. Öğrencilerimiz sahipsiz. Biz onlara ocak başkanlığından ziyade abilik yapmak benim görevim. Yani sıkıntısında yanında olmak, dertlerini dinlemek, elimizden geleni yapmak, eğitim faaliyetlerinde bizzat eğitimleriyle ilgilenmek Alperen Ocakları'nın görevidir. Birinci görevidir. Benim şahsi fikrim olması gereken de budur. Peki ilerleyen dönemde neler yapacaksınız Alperen Ocakları olarak? Şimdi bizler önümüzde planladığımız, programladığımız düşüncelerimiz var. Fakat pandemi dolayısıyla biraz aksadı bunlar. Ama gene gücümüz nispetinde, tabii şartlar nispetinde diyeyim, gücümüzden de ziyade şu an pandemi dolayısıyla bazı faaliyetlerimizi yapamıyoruz. Akşam faaliyetlerini ne bileyim, başkaca faaliyetlerimizi yapamıyoruz. Ama geçen yıl mesela pandemi yeni başladığında garibanlarımızın ihtiyaçlarını giderdik. Akşamları sobası yanmayan evlere sobasını yaktık. Odununu, kömürünü aldık. Yani Rabbim bunları yaptım dedirtmesin. Ama bizim görevimiz bu. Bir insan oturduğu zaman önce çevresine bakar, konu komşusuna. Yani komşumuzdan da sorumluyuz, çevremizden de sorumluyuz. Biz bu sorumlulukla yola çıktık ve bu memleketin eksikliklerini, aksaklıklarını kendi gücümüz oranında yapmaya çalışıyoruz. Ha şunu da gördük. Bazı şeylerin, imkanların, yani garibanlar üzerinde kullanılması gereken devlet imkanlarının kullanılmadığını gördük. Nasıl? Bir eve misafir olduk. Soruyoruz, işte vatandaş valilikten yardım alabilecek potansiyelde. Fakir, gelir yok. Yani küçük bir evi var. Kendinin değil, yıkık dökük bir evi var. Bir odanın içinde 3 çocukla yaşayan bir ablamız var mesela. Buna soruyoruz. Daha bir gün kapısı çalınmamış mesela. Devlet yetkilileri tarafından veya valilik kanadından herhangi bir yardım almamış. Biz bunları sürekli takip ediyoruz. Ha, işimiz reklam değil. Bunu başta da söylemiştik. Bunları biz reklamsız yapıyoruz. Ama bu memleketin sorunlarını bizzat kendimiz, hiçbir faaliyette içinde bulunmadığım bir faaliyetimiz yoktur yani. Her faaliyette ben de oradayım mutlaka. Olmam gerekiyor. Çünkü biz koltukta oturmak için veya ben etiket sahibi olmak için bu göreve gelmedim. Etikete de ihtiyacım yok. Allah'a şükür. O yüzden de Muhsin Yazıcıoğlu'nun koltuğunda ben oturuyorsam bunun hakkını vermem gerekiyor. Bu oturarak değil, memleketine faydalı olarak, mazlumun yanında olarak, zalimin karşısında olarak bunlara ben cevap vermem gerekiyor ve görevimi yapıyorum. Başkanım, programımızı izleyenler size ulaşmak isteyecektir. Ocağınız nerede? Evet. Nasıl ulaşabilirler? Bir iletişim kanalınız var mı? Bununla ilgili de biraz kameralarımıza da söylersek. İletişim kanalımız, Facebook sayfamız var. Yerimiz Emek Mahallesi, Saatçi Hoca Caddesi, Muhasebeciler İş Merkezi kat 2'de. Bizlere ulaşmak için cep numarası da paylaşabilirim. Tabii ki. Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani programımızın sonunda cep numaramı da direkt paylaşabilirsiniz. Tabii. Yani hiçbir
kompleksimiz yok o konuda. Yani vatandaşlarımız sıkıntısı olan bir insan bana direkt ulaşamayacaksa bunun hiçbir mantığı yok yani bizim için. O zaman siz söyleyin, bizim kameralar kayıttı zaten. Cebim 0542 503 5068. Direkt ulaşabilirsiniz. Kişisel cebiniz. Kişisel şahsi cebim. Başkanımıza yani, ulaşmak isteyen. Tek numara kullanıyorum zaten. Evet. Başka bir hattım yok. Direkt vatandaşlarımız sıkıntısı olan, derdi olan, zaten ilerleyen günlerde haftalık halk günü düzenleyeceğim. Hafta sonları vatandaşlarımızı belli bir saat aralığında sıkıntılarını dinleyeceğiz. Bunu devlet yetkilileri görmüyorsa veya görmezden geliniyorsa bu yanlışları düzeltmek için yani göster, en azından oraya böyle evet. şeyler var diyerek göstermek evet. lazım. Biz de yeri geldiğimizde kameralarımızı böyle şeylerde çağırdıklarında vatandaşlar gönderiyoruz. İnsanları Nevşehir'de özellikle televizyon olmadığı için ben hep şunu derim. Bir markete, marketçiye sorduğunda Nevşehir'in varisi kim diye Mehmet Ceylan söylemişti. Evet. Mehmet Ceylan'dan sonra iki vali değişti Nevşehir'de. Televizyonun eksikliğini Nevşehir'de hep görüyoruz. Biz evet. de onun için çaba gösteriyoruz. Canlı gündem programına da gerçekten teşekkür ediyoruz katıldığınız Rica için. Rica ederim. Biz bu teşekkür programına ederiz. Programına ilk defa sizinle başladık. Evet. İnşallah hayırlı olur. Teşekkür Bundan ederiz. Sonra çok sağ olun. Evet başkanım. CT Haber stüdyolarında canlı gündem programının ilkinin sonuna geldik. Evet. CT Haber'i nasıl buluyorsunuz? Kurulduğu dördüncü yılımız bitti. Beşinci yılımıza girdik. Takip ettiğinizi de biliyoruz. Nasıl buluyorsunuz? Ve CT Haber TV'yi de bir değerlendirirseniz memnun oluruz yani. Şimdi öncelikle misafirperverliğinizden dolayı size ve ekibinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Kurulduğunuzdan beri takipçinizim. Memleketimizdeki yanlışların düzelmesinde büyük rol oynayan bir insansınız. Teşekkür ederim. Kuruluşunuz, ekibiniz o yönden takdir edilebilecek bir durumdasınız. Allah razı olsun yani. Evet. Çünkü bu yolda ben de hizmet veriyorum ama sizin de katkınız daha büyük. Bir şeyler yapılıyorsa hataları siz de gündeme getiriyorsunuz ve düzeliyor da bunlar. Yani olumlu dönüşler de alıyor. Hı hı. Bunun iyi tarafları oldukça fazla. O yüzden inşallah haber kanalınızda da bunların daha iyilerine imza atarsınız ve programlarımız memleketimiz için hayırlar getirir. İnşallah daha büyük başarılar elde ederiz. İnşallah. Biz hep başka birlikte. Konularda da sizi burada ağırlayacağız inşallah. İnşallah. Bunun da sözünü alalım. Sıkıntı yok yani bizde memleket sıkıntıları olsun. Eğitim, her türlü evet. soruları açayım ben. Biz de böyle 5-6 kişilik programlar yapmak istiyoruz. Tartışma programı olur, tabii başka programlar olur. Yani. İnşallah bulunuruz yani. Yapacağız. Sıkıntımız yok. Evet, CT Haber TV izleyicileri canlı gündem programını burada sonlandırıyoruz. Bizi takip ettiğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her hafta Perşembe günü başka bir konuk ve başka bir konuyla sizlerle olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Nöron'u da içmeyi unutmayın.